Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi ülkemiz çok yoğun gündem yaşıyor. Özellikle Suriye'deki gelişmeler hepimizi doğrudan ilgileniyor. Tabii bunun yanında da yaşam devam ediyor. Özellikle üreticilerin sorunlarını sık sık dile getiriyoruz ve bu konuda ilgili bakanlığa uyarılarda bulunuyoruz. Çünkü gıda insanın varlığı için su, hava kadar gerekli ve önemli. Bu bağlamda ülkemizde bu yıl üretici ürettiği üründen mutlu olmadı. Tüketici pahalıya ürün alıyor. Üretici ise maliyetine dahi ürettiği ürünü satamıyor. Bu yıl ayçiçeği üreticisi, karpuz, kavun üreticisi, domates üreticisi, buğday üreticisi, fasulye, nohut üreticisi, patates üreticisi, soğan üreticisi, pamuk ve elma üreticisi beklediğini bulamadı. İlaç, gübre, tohum, mazotun pahalı olması yanında özellikle Orta Anadolu'da yer altından enerjiyle su çıkararak ürün üretmeye çalışan üretici elektriğe gelen zamlarla gerçekten yandım anam diyor. Şu anda banka borçlarını ödeyemiyorlar. O nedenle ilk elden ürünlerini gelen tüccara vermek zorunda kalıyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1350 lira açıkladığı buğday fiyatıyla bölgemizde buğday satabilen çiftçi yok. 1100 lira civarında bir fiyat da vermek durumunda kaldılar. Çünkü borçları var. Gübreye borç var, tohuma borç var, bunun yanında çalışana borç var, bankaya olan kredi borçları var. Onun için de üretici gerçek anlamda ciddi bir mağduriyet içinde. Bu süreç böyle devam ederken ürünler tallada kaldı. Domates bizim bölgemizde 10 kuruşa kadar düşmüştü. Baktım son gittiğimde ne yazık ki önden alınan üründen sonra kalanlar tallada sergen. Kavunu, karpuzu artık hayvan yemi olarak değerlendirmek zorunda kalıyorlar. Fasulyenin 5 liradan satamayan üretici ne yazık ki markette de 15 liradan almak zorunda kalıyor. Bu arada değerli arkadaşlar, Niğde elma üretiminde ilk 3 içinde Amasya cinsi elma ağacında 1. sırada. Yarı Bodur ve Bodur elmada da ilk 3 içinde. Patates üretiminde Türkiye 1.'si, lahana üretiminde Türkiye 2.'si, fasulye üretiminde Türkiye 3.'si. Ne yazık ki bu ürünlerin hiçbirinden de çiftçilerimiz mutlu olamadılar. Şu anda patates hasatı başladı. 60-70 kuruştan patatesini tüccar gelip almıyor. Tüccar piyasayı baskılıyor. Bunda çevre ülkelerle ilgili yaşamış olduğumuz sorun nedeniyle yurt dışına ürün gönderememenin de yarattığı sıkıntılar var. Keza benzer bir durum elma içinde geçerli. Değerli arkadaşlar, şu anda elma da Niğde'de dalında bekliyor. Bu ayın sonuna kadar elma hasatı devam eder. Kasım'ın ortalarında elma hasadı biter. Gala elmasıyla hasat başlamıştı. Şu anda Starting ve Golden elma devam ediyor. 235 bin dekar alanda elma ağacı var Niğde'de. 400-455 bin tonda hasat bekleniyor. Gittiğim bölgelerde elma üreticisinin yaşadığı sorun tüccarın elmayı almak için bölgeye gelmemesi. Şu anda elma dalında 1 lirayla 1 lira 23 kuruşa dahi tüccar tarafından alınmıyor. Meyve sularına verilen elmalar ise 60 kuruştan meyve suyu fabrikalar alıyor. Bunun maliyetinin altında bir fiyatla üretici satmaya çalışıyor. Yani alan da yok. Bu yıl mevsimsel sorunlar nedeniyle önemli ölçüde ağaçları don vurdu, dolu vurdu, zarara uğradı. Buna rağmen üretilen elmayı da ne yazık ki pazarlamada ve satışta sorun yaşanıyor. İlginç olan bir durum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eğer gidip elmayı taneyle alırsanız adedine 2 lira ödüyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tanesi 2 lira olan elmanın
5 tanesi 1 kilo olsa kilosu 10 lira. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu elma 10 liraya satılıyorsa, varın siz marketlerde bu elmayı yurttaşımız kaça yiyecek düşün. Türkiye'de üretim öncesi, üretim sonrası planlama olmadığı için üretici para kazanamıyor, tüketici pahalıya ürün almak durumunda kalıyor. Aracılık sisteminin düzene sokulmaması hem üreticiyi mağdur ediyor, hem tüketiciyi mağdur ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahi elmanın tanesi 2 liraysa ve dalında kilosu 1 liraya elma alınmıyorsa buradaki plansızlık açıkça ortaya çıkıyor. Bunun yansıması ne yazık ki yurttaşa ve üreticiye oluyor. Bunun sonucunda geçmiş yıllarda Niğde'de Amasya cinsi elma önemli bölümde söküldü. Nedeni Amasya elma üretildikten sonra ithal edilemiyordu. Depoda kalan elma çürüyor, hayvan yemi oluyordu. Onun yerine yarı bodur, bodur elma bahçeleri oluşturuldu. Şu anda da ondan para kazanamayan çiftçi dert yanıyor. Üretici diyor ki ben bir genç üreticiyim. Buradaki elmanın değer bulur diye diktiğim ağaçlarında ürün kaldı. Hiçbir kimse benim sesimi duymuyor diyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak bu sorunları sizlerle paylaşıyor, gündeme getiriyoruz. Üreticinin mağduriyetini gidermek için Tarım Bakanlığı'nın bu konuda çalışma yapması gerekiyor. Bakanlık ne yazık ki tallada kalan ürün için hiçbir çalışmada bulunmuyor ama stokçu diye normal olarak depolanan patatesi soğanı geçen yıl gidip baskın düzenlediler Ticaret Bakanlığı. Bu yıl dalda kaldı, tallada kaldı. Üretici perişan, bakanlık ortada yok. Gerek yurt içine, gerek yurt dışına bu ürünler gönderilerek tüketicinin daha ucuza ürün alması sağlanır. Üreticinin de maliyeti sorunu ortadan kaldırılır. Önümüzdeki yıl ürün deseni yine değişecek. Nedeni şu, geçtiğimiz yıl patates para etti diye patates ekimi arttı, soğan ekimi arttı. Bu yıl para etmedi diye farklı ürünlere yönelecekler. Yani bir önceki yılın nohutu daha depoda duruyor arkadaşlar. Bu kadar yaşanan mağduriyetleri de sizler vasıtasıyla kamuoyunun gündemine taşımak istiyorum. Bunun için de üreticinin yaşadığı mağduriyeti sizlerle paylaşmak istedim. Elma dalında değil, elma tabakta, sofrada ve sizler tüketirken güzel olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi de Abdurrahman Tutdere kardeşimiz Adıyaman milletvekilimiz de Adıyaman bölgesindeki tarımla ilgili sorunları sizlerle paylaşacak. Sonuçta sorunuz olursa da onları yanıtlarız. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, tam ülkemizin her tarafında çiftçilerimizin sorunları büyük. Benim seçim bölgem olan Adıyaman'da başta sarmalı tütün üreticilerini çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Sarmalı tütün üreticileri hasatlarını yaptılar. Ancak bu yıl elde ettikleri ürünleri satıp satamayacakları konusunda ciddi bir belirsizlik var. Bu sarmalı tütüne ceza getiren yasanın yürürlük tarihi 2 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelendi. Ancak bu konuda bakanlıktan bugüne kadar ciddi bir adım atılmadığı, kooperatifler elinde sarmalı tütünün piyasaya arzı satılması ve ticareti önündeki engellerin kaldırılması noktasında gerekli yasal düzenlemeler yapılmadı. Ben bu konuda özellikle Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. 2 Temmuz 2020 tarihine yaklaşmadan, o süreç tükenmeden bugünden itibaren sarmalık tütünün piyasaya arzı ve piyasada satılması için gerekli olan diğer yasal çalışmaların bir an önce yapılması bütün Adıyaman tütün üreticilerinin ve Türkiye'deki tütün üreticilerinin talebidir. Bu konuda derhal çalışma yapılması gerekiyor. Ayrıca sarmalık tütüne uygulanan vergi konusunda da bir yasal düzenleme gereklidir. Eğer biz bu konuda sarmalık tütün konusunda sarmalık tütüne uygulanacak verginin makul seviyelere indirilmesi noktasında bir yasal çalışma yapılmazsa yerli tütün üreticilerinin Philip Morris gibi büyük sigara tüccarları karşısında yaşama şansı yoktur. Bu konuda da hükümeti ve meclisi çalışmaya davet ediyoruz. Biz bu konuda yasa teklifimizi meclise verdik. Komisyonda bekliyor. Hükümetin de bu konuda adım atmasını bekliyoruz.
Ayrıca Adıyaman başta olmak üzere vekilim de belirtti. Pamuk üreticileri de bu yıl çok mağdur. Pamuk prim destekleri henüz açıklanmadı ve bu yıl özellikle çiftçilerin beklentisi 1-1,5 TL arasında bir destek priminin açıklanmasını beklemektedirler. Bu konuda hükümete çağrıda bulunuyoruz. Üretici zaten ürettiğini satamıyor. Şu anda geçen yıl kilosu 4 liradan satılan pamuk bu yıl 2-2,5 liraya alıcı buluyor. Maalesef çiftçi ürettiğini hak ettiği şekilde satamadığı için mağdur durumdadır. Hiç olmazsa bu mağduriyetin giderilmesi için desteğin biraz yükseltilerek bir an evvel açıklanması, çiftçilere ödenmesi gerekiyor. Biz bu konuda hükümete çağrıda bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, bir konuyu da vurgulamakta fayda var. Çünkü bizden bunu çiftçiler sürekli talep ediyor. Bildiğiniz gibi destekleme verildiği söyleniyor. Destekleme ürün daha tohum aşamasındayken tarlaya ya da bahçeye indiği anda verilsin istiyorlar. Yani ürün hasatından sonra değil, ürün ekiminden önce destekleme istiyorlar. Ayrıca çiftçilerin faizlerinin ötelenmesini ve çiftçi borçları konusunda da Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası'nın esneklik sağlayarak bir yıldan az olmamak üzere borçların da ötelenmesini talep ediyorlar. Ayrıca bugün engellilerin biraz sonra saat 1'de Çalışma Bakanlığı önünde bir taleplerini açıklama etkinliği olacak. Biraz sonra oraya da katılacağız. Türkiye'de 10 bine yakın engelli var. Bu arkadaşlarımız çalışmak istiyorlar. Engelli öğretmenler ve kamuda engellilerle ilgili düzenleme içinde kanun teklifleri de verdik. Biraz sonra da orada olacağız. O arkadaşlarımızın sorununu da gündeme taşırsanız ondan da mutluluk duyarız. Teşekkür ediyorum. Bu alanda 1 lira diyorsunuz. Mecliste 10 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Bu aradaki uçurum neden kaynaklanıyor? Eğer tüccar almıyorsa bu elmanlar da sıkılıyor falan. Evet. Şimdi üreticinin en büyük yaşadığı mağduriyet şu. Devlet üreticinin yanında durmadığı için tüccar fiyatı kendi belirliyor. Buğdayda 1350 lira 50 lira rakamı açıklıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı bu fiyattan alım yapılacak deniyor. Ancak Toprak Malzeme Ofisi gidip doğa alımı yerinde yapmayınca 1100 lira veren tüccara ürünü vermek durumunda kalıyor. Elma için ithalata yönelik destek sağlanmadığı için elmayı ithal etmeyen piyasanın doygunluğa erdiğini düşünüp fiyatı yukarıda tutmak adına gelip bahçedeki ürünü almıyor. Patateste de şu an yurt dışı destek ve teşvik verilmediği için geçtiğimiz yıllarda tüccar aldıktan sonra bir 70 kuruş verilmişti. O destek sağlanırsa yurt dışı pazarı açılıyor. Öyle olunca tüccar aldığı ürünü dışarıya da satabileceğini düşünerek fiyat konusunda gelip bölgede fiyatı biraz yukarı çekiyor. Eğer yurt dışı satımı yoksa Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki bölgedeki yaşanan sorunların yanı sıra özellikle Rusya pazarında bildiğiniz gibi domates güvesinden, Akdeniz sineğinden ürünlerin dönmesi nedeniyle ürünündeki ürünü dışarıya satamayınca Türkiye pazarını baskılıyor. Bunun sonucunda da fiyatı yukarı çekiyorlar. Yani fiyatı belirleyen bir güç var. Bunun yansıması ithalatın da yolunun açılmasına vesile oluyor. İthalatla ilgili oluşturulan lobi ne yazık ki Türkiye pazarını vuruyor. Basit bir örnek. Ayçiçeği Çin'den geldiği zaman Türkiye'de 20 liraya satılıyor. Türkiye'de üretilen ayçiçeği şu an çerezlik ayçiçeği 10 liraya satılıyor. Yani ithal lobisinin dışında tüccarın alan baskılaması var. Bu yalnız çiftçi için değil, besici için de böyle. Şu anda süt nedeniyle yaşanan mağduriyetten üretici hayvanını kesime gönderiyor. Ama ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda yaşadık süt tozu ithal ediyoruz. Böyle bir yaman çelişki var. Nohut stokta duruyor, bekliyor, satılamıyor, ithal ediyoruz. Fasulyede benzer durum var. Burada bilinçli olarak yürütülen tüccar eliyle çiftçiyi boğarak onun elinden düşük fiyatta ürün alma politikası var. Çiftçinin de yapacak başka bir işi yok. Elinde ekebileceği tarla, bakabileceği bahçe var. Onların dışında da bir geliri yok. 8 milyona ermiş işsizlik. Adam kente gözse artık ekmek yok. Elindekiyle idare etmeye çalışıyor. Tabii çiftçinin sorunu yalnız bunda bitmiyor. Toplaştırma var, sulama var. Ürünün değer bulmasından öte yaptığı üretimle ilgili yaşadığı mağduriyetler var. Bugün tohumu, gübresi, ilacı ithal olan bir ürünün eldesindeki dolardaki her oynamayla oluşan sıkıntılar var. Biz güncelde üreticinin yaşadığını burada gelip size paylaşıyoruz.
Karpuz da 1 liraya biliyorsunuz kilosu satılıyor. Bizim orada karpuzun kavru yüzüne bakan yok. Domates keza öyle. Niye? Şimdi Niğde gibi yerlere çevreden de ekim dikim yapmak üzere gelenler oldu ve geniş arazileri toplayarak buralarda üretime geçtiler. Niğde'de İtalyanlar elma yetiştiriyor. Onların şartları ve koşullarında bizim bölgenin üretilsin, ürün yetiştirme şansı yok. Aile tipi işletmeler, daha küçük bahçeler, daha küçük arazilerde ürün yetiştiriyorlar. Hem maliyet pahalı, hem pazarlamada sorun var. Kooperatiflerin içi boşaltıldı. Kooperatifçiliğin yeni başlara ele alınması, pazarlamayla ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Ama ne yazık ki Tarım Bakanlığı'nın bu işlere çok ciddi bakışı ve yaklaşımı yok. Pancarı dönemi gelince anlatacağım size. Tekrar o konuda da geleceğim. 163 çiftçi pancar ekerken 4'e düştü. Bu ne demek? 5 yıl içinde pancar ekim alanları daralacak, pancar çiftçisi alanda çekilecek, Türkiye nişasta bazı şurba mahkum olacak. Sorun bu. Arkadaşlara biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Elmalarımız da size afiyet olsun.